Değerli TV1 izleyicileri, düşüneceksiniz de programında bu hafta yine sizlerle beraberiz. Konuğumuz, araştırma cihazı Furkan Yılmaz altınız hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hocam e, malumunuz son günlerde e, farklı kesimlerde yeri geliyor siyasi birisi, yeri geliyor akademisyen, yeri geliyor sanatçı. E, çok kendilerine yakışmayan usluplarla e, bir dil kullanmak suretiyle... E, kimisi insanlarımızın milli manevi değerlerine saldırıyorlar. Kimisi hakaret ediyorlar. Kimisi ağır ithamlarda bulunuyorlar. Ve bu a, halk nezdinde de bunun karşılığı özellikle e, yeni bir uslup olarak karşımıza çıkıyor. Ve bir söz vardır. Uslubu beyan aynı ile insan. Yani e, kişi e, uslubu neyse kişinin karakteri de odur. E, anlamında da bir e, söz vardır. Hocam uslup nedir? Uslup nasıl olmalıdır? Evet. Ee, tabii ki insanın yaratılmasıyla birlikte yeryüzü sahnesine göndermesiyle beraber Allah e, insana bir fıtrat yani bir kod yerleştirmiştir. Dolayısıyla bu e, insana yerleştiren fıtrat ona davranış biçimini yani e, uslup e, dediğimiz o e, değeri kişiye Allah yaratılıştan bunu vermiş, bu kodu kendisine vermiştir. Uslup nedir? Uslup e, insanın kendi dışındaki varlıklarla ilişki kurması yöntemine verilen bir isimdir. Biçimine verilen bir isimdir. Yani i̇fade tarzıdır. İfade tarzı kendisinin e, gerek söz ile gerek hal ile gerek de ikili işlerde yani sosyal hayatın her alanında ortaya koyduğu davranış biçimine, modeline, yöntemine uslup adı bu anlamda verilir. Dolayısıyla burada uslup insana ait bir değerdir. E, dört ayaklı varlıklarda e, bulunan bir değer değildir. Çünkü e, dört ayaklı varlıklar e, bir irade, bir tercih e, ortaya koyma boyutunda olmadıkları için onlara Allah'ın verdiği fıtrat güdüleme olarak neye sahiptir? E, bu anlamda e, ne için yaratıldılarsa ona yönelik bir e, durum ortaya çıkarlar. Fıtratlar neye meyilliyse? Yani. Işte kuş havada uçar. Fıtratı Allah ona uslup olarak, yaşama uslubu, yöntemi olarak kanat vermiştir. Havada uçmayı vermiştir. Ama bir balık e, ise suda hayatını sürdürür. Asla uçamaz bu anlamda. Uçma görevi ona verilmez. Ki e, Osmanlı medreselerinde bazılarında böyle bir e, girişinde bir yazı bulundu. Burada hiç kimse e, yani bir şey yapmak için zorlanamaz. Yani kuşa e, balık olması balığın da kuş olması noktasında bir dayatma yapılamaz gibisinden e, güzel sözlerin daha medreselerin ya da tekkenin kapılarında var olduğu, yazılı olduğu söylenir. İşte bu çerçeve içerisinde uslup öyleyse insanın kendi dışındaki varlıklarla kayıda, kural, yöntemine nitelikli e, ahlaki bir boyut ortaya koyması adına e, insana e, fıtratına yerleştirildiği gibi kod olarak verildiği gibi peygamber ve kitap yoluyla da o kimsenin bu yöntemi bu usulü e, bilmesi öğrenmesi ve bu şekilde davranması adına e, kişiye verilen bir değerdir. Tabii ki bu müsbet olan bir e, usluptur. Ama bir de bunun e, müsbet olmayan yani kötü olan bu uslup boyutu vardır. Öyleyse biz uslup eşittir bir insanın kendi dışındaki varlıklarla ortaya koyduğu ilişki boyutuna biz uslup diyoruz. Hocam e, şimdi uslupta bir ifade tarzı vardır. İfade tarzı da e, nasıl ki bir evlat, bir çocuk anne babasının uslubundan etkilenir onun lehçesini alır, onun konuştuğu gibi konuşmaya çalışırsa, ülkemizde de topluma mal olmuş insanlar, bu kimisi siyasetçidir, kimisi üniversitede bir akademisyendir, kimisi bir sanatçıdır, kimisi bir yazardır, gazetecidir, ifade tarzları, ifade tarzları maalesef toplumumuzu rencide ediyor. Da isim vermeden kimisi 4-6 Kur'an yer Kur'an kuşlarını Hedef alıyor. Kimisi başörtüsünü hedef alıyor. Kimisi e, ne bileyim e, Hazreti Hatice'yi, Hazreti Meryem'i, Hazreti Adem ve Havva validemizi e, hedef alıyor. Bununla birlikte de e, bunun ifade özgürlüğü olduğunu söylüyor. Demokratik söylem hakkın olduğunu söylüyor. Acaba birilerine hakaret etmek ne kadar ifade özgürlüğüdür? Veya kendisine hakaret edilse karşısındaki insana tamam bu senin ifade özgürlüğün, ben senin dediklerine saygı duyacağım mı diyorlar bunlar. Tabii insan bünyesinde hem iyiliği hem kötülüğü bu anlamda bulundurur. Hem muhabbeti hem nefreti hem çirkini hem güzeli evet. bir insanın e, dünyasında bunlar vardır. Fakat bazı insanlar iyilikleri öne çıkararak düşünceyi, sevgiyi, muhabbeti öne çıkararak o kötülük duygularını, şeytanın ve nefsin ona dayattığı veya çevrenin dayattığı o kötülük duygularını ve davranışını bastırır, kontrol altına alır ve böylece güzel bir insan modeli ortaya koyar. Evet. Ama bazıları da kendisine bulunan o iyiliği o güzel yönü, muhabbet tarafını kötülük tarafıyla, kötülüğü öne çıkarır, şiddeti öne çıkarır, hakareti öne çıkarır ve böylece o insanın iyilik duygularını bu anlamda bastırır. Ama bir insanda, yani doğal olarak bir insanda, iyilik duygularının ortaya çıkması, muhabbetin ortaya çıkması, sevginin ortaya çıkması, nezaketin ortaya çıkması için o insan, o fıtratında bulunan, o iyilik kodlarının, iyilik e, davranışlarının, melekesinin artırılması gerekir ki bu da ancak eğitimle söz konusu olur. Evet. Eğitim ve öğretimle. Dolayısıyla biz şöyle bir örnek verecek olursak, e, iki tane ikiz, aynı yaşta doğdular, İkisi de erkek, ikisinde kilosu aynı, ikisinde gözleri renkleri her şeyler aynı. Evet. Bunu bir tanesini alıyoruz. İnsanı bir toplum böyle e, nezip bir toplum içerisinde Yetiştiriyoruz, diğerinde ormana bırakıyoruz. Hiç insan yüzü görmüyor ve yıllar sonra, 30 yıl sonra bu iki kardeşi yana getiriyoruz. Şimdi ormanda yaşayan ve hiç insan görmeyen, ancak hayvanları gören ve o şekilde hay hayat yaşayan o kimseyi insanı bir toplumun içerisine getirdiğimizde, ondan insanı bir uslup, bir davranış biçimi beklemek hayal olur. Yani fazlalık olur. Böyle bir şey olmaz. O ortaya koyacağı davranış ormanların yasası neyse, oradaki e, hayat şekli neyse, öylesine bir yaşam tarzı, bir uslub ortaya koyacaktır. Ama diğerini insanı bir ortamda, nezih, ne, e, bir ortam büyümüş, eğitilmiş, kültürlü, ahlaklı, edepli, terbiyeli olan yetiştirilmiş bir e, o kardeşi, diğer kardeşinde ise, tam tersine bir uslub, bir davranış, bir nezaket ortaya çıkacaktır. Yani bu ikisi birbirine asla benzemeyecek. Anne baba aynı, yaşları aynı, Aynı kilodalar, aynı işte kandanlar ama e, sonuç ortam, ortam bunu farklı kılıyor. Türkiye'de e, evet insanı gerçekten üzüyor yani. A'dan Z'ye kadar e, insan e, kategorilerinde, meslek gruplarında ve benzerlerinde İnsani bir dilin unutulup, ahlaki bir dilin unutulup, nezaket dilinin unutularak hakaret boyutunun öne çıkarılması, insanların aşağılanması, ötekileştirilmesi bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Evet. Hele hele bir insanın ben Müslümanım diyorsa, Kur'an ve sünnete iman ettiğini söylüyorsa bir kadın ve erkek, o kadın ve erkeğin ağzına asla hakaret, iftira, ötekileştirmek, çirkin sözler, hakaretler bunların yakışması mümkün değil. Çünkü İslam bir insandan istediği yani insandan istediği ve insanın organlarının hangisinin ilk başta düzelmesi iyi olması gerektiği noktasında önce insanın diline işaret eder. Evet. Kağıtta, rivayetlerde sabah halen kişi evden çıkacak olursa dili şöyle söylermiş: Ah ne olur, aman dikkat et. Yani kötü sözler söyleme. Senin hani insanlara karşı yanlış şey yapacak olursan senin dilin yüzünden işte beden evet. e, bu anlamda başı belaya gider. Bayağı zorluk insanın çeker. İnsanın başına ne gelirse dilinden gelir. Aynen öyle. İnsanın başına ne gelse dilinden gelir noktasında. İslam'ın insana e, ve insanın çevre ilişkisi boyutunda kullandığı en önemli organ bu anlamda dildir. Evet. Dolayısıyla dilin ahlaki bir şekilde edep ve iffet çerçevesinde, adalet çerçevesinde kullanılması gerekmektedir. Bu anlamda e, nezaket insanı bir davranıştır. Hakaret ise aşağılama, yok sayma, ötegeleştirme ise hayvanı bir durumdur. İnsani olmayan olmayan bir durumdur. Evet. Ormanda yani güçlü olanlar zayıf olanlara hayat hakkı tanımazlar. Evet. Şiddet uygularlar. Bu şekilde bir tarz vardı ormanvari bir hayat. Evet. Fakat İslam insandan insani bir hayatı, nezaketi, şefkati, merhameti ister. Ondan böylesi bir hayatı talep eder. Öyle ki İslam sadece Müslümanların birbirleri arasında bir muhabbeti tesis etmeyi değil, yani insan ilişkileri tesisi değil, insanlar arasındaki ilişkileri de İslam belli bir kaide, uslup, nezaket, dili çerçevesinde gerçekleşmesini talep eder. Yani Müslümanlar kendi aralarında çok nazik olacaklar, nezih olacaklar. Kibar olacaklar ama başkalarına karşı şiddetli olacaklar. Hayır böyle değil. İslam her insanı ister ateist olsun, ister deist olsun, ister Hristiyan, ister olsun. Yahudi, ister Budist olsun. Her insanı potansiyel bir mümin adayı olarak kabul eder. Bir evet. Müslüman olarak kabul eder. Dolayısıyla müminin, Müslümanın çevreyle ilişkisinde çıkar ilişkisi yoktur. Bu adam işte bir bürokrattır ya da zengindir ya da başka bir şeydir. Ben bununla iyi geçinirsem işte bana fayda olur. Hayır hayır evet. böyle değil. İslam insanlarla ilişkileri biz ahlak ve adalet çerçeveti içerisinde bir ilişki kurmamızı ve muhatabımızın nitelikli bir Müslüman adayı olarak görmemizi ve bu şekilde bir dil kullanmamızı ister. Menfaat ilişkisini istemez. Kesinlikle böyle evet. bir şey e, talep ya da böyle bir duygu olmaz. Böyle olacak olursa ona riyakar dediğimiz İslam'da riya iki yüzlülük ki çok böyle aşağılık bir şey, suçtur yani evet. riya ortaya koymak küçük şirk olarak kabul edilir bu anlamda küçük şirk olarak kabul edilir öyleyse bir müminin den beklenen İslam'ın bizden istediği şey e, kim olursa olsun bir baba ise eşine ve çocuklarına bir amirse ise memuruna ve etrafındakilerine bir öğretmense öğrencilerine, öğrenciyse öğretmenlerine, bir cumhurbaşkanıysa halkına. Yani İslam'ın insandan istediği şey nitelikli ilişkiler bu anlamda kurmaktır. Evet. Peki burada bizim e, söyleyeceğim şey şu, daha önceki programda da yine söyledik de, yani İslam o kadar nazik e, ya da nezaketli, kibar, müşfik, merhametli bir din ve mensupları da öyle olmak zorundadır ki Süleyman peygamber ordusuyla birlikte hani giderken o karıncanın evet hiç yuvalarınıza girin yuvalarınıza girin ola ki Süleyman görmeden size basabilir diyen bir medeniyetin mensubuyuz biz. Evet. Karıncaya bile merhamet ortaya koyan, nezaket ortaya koyan, iyi ilişkiler ortaya koyan bir inancın, bir dinin mensubuyuz biz Müslümanlar. Dolayısıyla Müslümanlar ağızlarını gelişigüzel kullanamazlar. Çünkü konuşmak bir sorumluluktur. Yazmak bir sorumluluktur. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın evet. güzel bir sözü var. Söz ağzından çıkana kadar sana esir. Evet. Ağzından çıktıktan sonra sen ona esirsin. Sözü evet. aslında bize ağzımızdan ne çıkacaksa düşünerek konuşmamızı ve nereye varacağını hesap etmemizi istiyor. Tabii. Bundan dolayı da bu çerçevede e, esir kelimesini kullanması da çok önemli Hazreti Ali'nin. Evet. Yani kişi Konuştuğunun e, bedelini, bedelini öder anlamındadır. Evet. Peki bu çerçevede madem ki konuşmak bir sorumluluktur, yazmak bir sorumluluktur ve İslam e, bu çerçeve içerisinde kişiden e, iyi sözler söylemesini, güzel konuşmalar ortaya koymasını talep eder, eğer çirkin sözler çıkarsa, yapmadığı şeyler yapmış gibi söylerse. Yapamayacağı şeyleri yaparım derse, iftira atarsa, hakaret ederse, yani düşmanını bile aşağılama noktasında, ötekileştirme noktasında bir dil kullanacak olursa, evet. İslam bunun hesabını sorar, bunu ona vermez. Dolayısıyla uslup, ikili ilişkiler, yani insan ve diğer varlıklar hakkındaki ilişkiyi madem ki dil sağlıyor, insan konuşa konuşa anlıyor, dolayısıyla en dikkat edeceğimiz uslup bir insanın konuşmasında söz konusudur. Evet. Konuşması düzgün, içerikli, nitelikli bir tablo ortaya koyması gerekir bu anlamda bir Müslümanın. Fakat günümüzde bu neden yok diye bir şey so söylenebilir. Ya ülkemizin 99'u Müslüman. Evet. E peki bu Müslümanlık dile niye yansımıyor diye bir cümle kurulabilir. Bu neden de şudur. Yani ülkemizde e insanların eğitim yöntemi, terbiye, öğrenim yöntemi İslami değildir. Evet. Yani ülke layık, sosyal, seküler. demokratik, hukuk devletidir. Seküler bir devlettir, bir ülkedir. Dolayısıyla halk Müslüman da olsa onların eğitim ve yetiştirilme tarzı seküler ülkelere, batı tarzı, batı tarzı yani din dışı diyelim evet. bir başka deyimle bir eğitime tabi tutulmaktalar veya öğrenime tabi tutulmaktalar. Dolayısıyla burada halk Müslüman ama aldıkları eğitim, öğretim ve davranış tarzı ikili ilişkiler batı ölçekli yani İslami olmayan bir eğitim, öğretim, mürebbilik, terbiye evet. tarzı olduğu için o insanlardan da tabii ki tam istenilen olgun bir Müslümanlık davranışı beklemek de hayal oluyor. Böylece mümkün olmuyor yani. Ama eğer bir Müslüman yani İslami çerçevede bir eğitim, bir terbiye, bir ortam, bir okul, bir ev, bir mahalle, bir kent, bir şehir içerisinde var olacak olsa, bunu yaşayacak olsa o zaman biz o insanlardan İslami bir tavır, İslami bir dil, İslami bir nezaket, İslami bir hal, muhabbet, bekleme Bekleriz. hakkımızdır. Evet. Fakat böyle bir hal yoksa şayet bu şuna benzer. Kuluçka makinasından herkes kuluçka makinasını biliyorsa biliyorsunuz o bir makinedir ki içine yumurtayı koyarsınız belirli süre sonra bir civciv, civciv çıkar. Kuluçka makinasından civciv çıkar. Kuluçka makinesinden buzayı beklemek biraz anlamsızdır. Evet. Olacak şey değildir. Dolayısıyla tamam her şeye rağmen bu, insan, bu ülkenin insanları hangi inanç dolusu olsun birbirlerine karşı mutlaka nezaket dilini kullanmaları gerekir. Ancak altın içeri söylüyorum. İslam diyor ki Allah diyor ki bize size verdiğim her organdan sorumlusunuz. Gözlerinizi de iyilikte kullanacaksınız. Kulaklarınızı da iyilikte kullanacaksınız. Burnunuzu da iyilikte kullanacaksınız. Ağzınızı da iyilikte kullanacaksınız. Ellerinizi ve ayaklarınızı ve diğer organınızı da iyilik olarak kullanacaksınız. Bunlarla işlediğiniz günahlardan, suçlardan dolayı sizi hesaba çekerim diyor İslam. Evet. Dolayısıyla Allah bizi bize bu dili verdi diye biz bunu istediğimiz gibi sorumsuzca, anlamsızca insanların aleyhine, çevrenin aleyhine kullanma şansımız asla yok. Kim ki bu dili ahlaki ve adil bir şekilde kullanmazsa, hatta sağlık açısından kullanmazsa Allah evet. bunları suç sayar ve o kimsenin hesabını görür. Hem bu dünyada hem de ahirette verilen organlar yerli yerinde kullanılmadığı için Allah da bu noktada İslam o muhataplarından e, bu şekilde bir hesap sorar. Evet. Yani İslami eğitimin olmadığı tam evet. anlamıyla olmadığı, kısmi anlamında olduğu ülkemizde toplumun 99'u Müslüman da olsa herkesten bu uslup noktasında e, beklediğimiz ahlaki davranışı göremeyeceğiz. Bu mutlak yani başka bir şey olamaz zaten. Şöyle bir örnek vereyim. Hani iki örnek vereceğim aslında. Bir tanesi şu. E, i̇şte geçmiş yüzyıllarda. O zamanlar hacca işte Umre'ye insanlar yaya gidiyorlar, atlarla, evet. develerle gidiyorlar. Bir salih insan, hoca öyle söyleyelim veya bir şey hacca gitmek istiyor ama yanında kendisine refakat edecek kimse yoktur, arkadaşlık yapacak kimse yok. Üç ay gidecek, üç ay gelecek. Onu tanıyan bir başka hoca ya da şeyh efendi diyor ki ona sen hacca gideceksin ama yalnız olmaz. Sana ben müritlerimden bir tanesini vereyim, talebelerimden birini vereyim yanına. Onunla birlikte gidin, gelin, sana yol arkadaşı olsun, Beşik senin olsun. hizmetini görsün, sana yardımcı olsun, diyor. Tabi o kabul ediyor, tamam gelsin diyor. Ve o diğer hoca kendi talebesini ya da müridine getiriyor, teslim ediyor, birlikte hacca gidiyorlar. Üç ay gidiş. İşte diyelim ki bir ayda kalış, üç ayda geliş. Evet. Altı, yedi ay birlikte geçiriliyor. Tabi giderken o mürid, talebe kendi görevi neyse onu yapıyor. Hiç konuşmuyor. Yani anlamsız, lüzumsuz ortaya bir şey koymuyor. O ne derse, ne isterse, ne talep ederse, böylesi bir ilişki içerisinde gidip geliniyor. En son geldiklerinde, tekrar döndüklerinde diyelim Kayseri'ye, o e, hoca şey yanındaki o kendisine yardım eden, teşekkür etmek istiyor. Diyor ki adın ne senin diyor? Diyor ki Berber Hasan diyor. O şey efendi alim evet. ya da hoca, o yanındaki yardımcısına. Adın ne senin diyor. Berber Hasan diyor. E sağ ol oğlum. Teşekkür ederim evladım diyor. Gidiyor. Tabi e, diğer hoca onun geldiğini duyuyor. Talebesine geldiğini duyunca şey Efendi buna bir hafta sonra hoş geldiğine geliyor. Allah kabul etsin diyor. E, ve yolculuğunun nasıl geçtiğini soruyor. Ve diyor ki benim talebeden işte müritten memnun musun diyor. Yani evet. sana iyi arkadaşlık etti mi diye soruyor diyor ki her şey çok güzeldi. Gerçekten iyice hizmet etti ama diyor. Senin diyor talebe biraz geveze diyor. Şey efendi nasıl diyor yani nasıl geveze? İşte buraya geldikten sonra ben ona teşekkür etmek için adını sordum. Adı ne dedim? O da Berber Hasan dedi. Yani berberi fazla. Bu bir gevezeliktir diyor. Hasan demesi yeterliydi diyor. Evet. Ama Berber Hasan dedi diyor. Şimdi İslam bu çerçevede israfın her şeyine karşıdır israfın. Kötülük ister dille gelsin, ister başka bir organla ve yöntemle gelsin. İslam bunu kabul etmez. Yani Müslümanların fıtratında ve mantığında, dininde, ahlakında hakaret yok, aşağılamak yok, alay etmek yok. Ne olursa olsun yok. Biz ister Batı yani müsteşrik, oryantalist tarihçiler olsun, istese bizim tarihçilerimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın e, ki ona en çok zulmedenler Ebu Cehil'di, Ebu Leheb'di, Velid bin evet. Buhri'di. Onlara karşı e, insani ve İslami ahlak olmayan bir dil, bir cümle kullandığını hiç kimse söyleyemez. Hiç kimse söyleyemez. Aslında bu evrensel bir mesaj. Aslında bu evrensel bir mesaj. İbrahim Peygamber e, Nemrut'a karşı kendisini ateşe attığı halde hiç hakaretvari bir boyut ortaya koymuş mudur? Koymamıştır. Peki Musa peygamber Firavun o kadar zulm zulmetmiştir. Değil. Firavuna karşı aşağılık dememiştir. Hatta ayet-i kerimede biliyorsunuz Allah Musa peygamberi Firavun'a gönderirken ona git ve ona gavlelleyin. Evet. Yani en yumuşak güzel bir dille hitap et. Onunla konuş diyor. Yani ona hakaret et aşağıl ötekileştir diye bir dil asla İslam'ın ortaya koyduğu bir söz ve cümle değildir. Duruş değildir. Peki günümüzde neden bu tablo ortaya çıkıyor, bir kez daha tekrarlayacak olursak Müslüman olduğunu söyleyen kadın ve erkekler İslami nitelikte bir eğitimden, öğretimden ve terbiyeden geçmedikleri ve seküler bir e, yönetim ve e, kültürel hayat içerisinde bulunduklarından dolayı seküler kodları içselleştiriyorlar. Yani dini olmayan kodları iç, e, içselleştiriyorlar ve dillerin ve tüm organlarını kendi çıkarları uğruna ve karşıdakini imha etme noktasında bunu rahat bir şekilde kullanıyorlar. Çünkü seküler dünyada tövbe diye bir şey yok, seküler dünyada ahiret günah diye yok. de bir şey yok, seküler dünyada ahiret de yok. Bundan dolayı seküler bir mantık ne yazık ki tabii İslami kaideyi bozmaz, muhataplarını alaşağı etme noktasında tüm argümanlarını, tüm yöntemlerini, tüm usluup tarzlarını kullanıyorlar. İşte esas sorun tam da burada ortaya çıkıyor. Evet ee, Öyleyse ama e, uslubun mutlaka e, İslami ve insani olması gerekir. Peki bunu kim kazandıracak insana? Kim verecek? E tabii ki vahiy verecek. Yani evet. Allah Vahyin verecek. Vahiyin içinde olması lazım. Tabii. Yani dolayısıyla mesela Avrupa'ya baktığımızda dindar Yahudiler dindar olmayanlara göre daha nitelikli bir hayat yaşıyorlar. Evet. yine dindar Hristiyanlar, Hristiyanlar... dinler olmayanlara yönelik yani nazaran daha nitelikli bir e, insanı bir duruş ortaya koyuyorlar. İnsana nezaket dilini kazandıran şey dindir. Evet Yani nitelikli bir anlayış inançtır. Hurafelerden uzaklaştırılmış kitabi bir din muhataplarını insan kılar. Ama ondan uzak kalınca e, tek dişi kalmış canavar diye malum Medakif Mehmet Mehmet batıyı bu anlamda tanımlıyor ki hem cinsini dişsiz bir şekilde olsa gene bu anlamda yerler. Bu anlam içerisinde uslubun davranış tarzının e, Müslümanca olması ama ama çok önemli. Ama evet. peki bunu nasıl kazanacağız? Bu uslub deyince sizin belirttiğiniz gibi anne ile çocuk arasında bir uslubun olması lazım. Evet. Çocukla babanın arasında kardeşler arasında bir uslubun olması lazım. Komşu illa bu söz değil. Davranış, hal, hareket, bakış. Yani bizim evden çıkarken apartmanda oturanlar için söylüyorum. Bir uslubumuz var. Hani apartmanda dairelerin kapıları genelde karşı karşıyadır. Evet. Diyelim ki ben kapıdan çıktım, ayakkabılarımı giyiyorum. Karşının kapısı açıldı ve o anda açık. Başımı döndürerek o eve bakamam ben. İslam buna izin vermiyor. Orada hani alıcı bir gözle bak ya ne filan gözetleme ya da bakma. Ya da geliş güzel de olsa bakmaya izin vermez İslam. Niye? O anda karşı evin kapısını bir çocuk açmış olabilir. Anne ya da orada bulunan birisi o anda uygunsuz bir halde bulunabilir. Evet. Dolayısıyla kapı geliş güzel açılmıştır. Karşı daireden çıkan bir kimse eğer uslupsuzsa, buradaki uslup nedir? İslam bize öğrettiği uslup. Ha gözünü kaldırıp karşıya bakma. Ola ki evet. içeride Komşunun istemediği bir görüntü ortaya çıkar, sen de görürsün, o da bundan utanır rahatsız der, olur. rahatsız olur. İşte bu üsluptur. Ya da yine hani e, evde... Şöyle iç, diyebilir miyiz ama hani perdelerimiz gibi, niye perdeye çekiyoruz? Evet. Evlerimizde, dışarıdan insanlar görmesin diye, evin içerisini görmesin diye. Aynen öyle. Yani üslup bir nevi perde gibidir. Uslup insanın bir değerdir. Evet. evet. Perdedir. Koruma amaçlıdır evet. insanı. Hem kendisini hem de muhatabını korumadır. Hani e, evde odalara izinsiz girmeyle ilgili bir ayet-i kerime indiğinde e, hani ayet-i kerime de Rabbimiz diyor ya babalarınızın, analarınızın evine odasına, gire, odasına gireceğiniz zaman ebeveynlerinizin odasına izin isteyerek girin diyor. Evet. Yani pat diye nasıl aynı ev beş odası var. Birisi anne baba ait, biri çocuklara ait filan. Ve çocuk Anne babasının odasına pat diye girecek. Yok böyle olmaz diyor Resulullah evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Kapıyı döveceksiniz. Anne babadan izin isteyerek odaya gireceksiniz diyor. Sahabe diyor ki yalan Resulü onlar bizim annemiz babamız. Yabancı değiller ki diyor. Peki diyor annem babanın yani senin görmen istemedikleri bir halde onları görmen onların hoşuna gider mi diyor? Gitmez diyor. Yani o anda annen üzerine değiştirebilir, baba üzerini evet. değiştirebilir, hoş bir ortam olmayabilir. Pat diye sen içeri girecek olursan kapıyı açıp hoş olmayan bir utanılacak bir tablo ortaya çıkar. İslam buna izin vermiyor. Yine malum bizim bir uslubumuz da şudur. Bir yere komşuluğa git, yani misafirliğe gittiğimizde kapıyı zilini çalarız veya döveriz. Yüzümüz kapıya karşı böyle kapı açılınca içeri görecek şekilde olmaz. Hafiften yan döneriz. Evet. Hafiften yan döneriz ve kapıyı üç defa zili çalarız. Belirli aralıklarla. Ha burada dört dekat namazı kılacak bir şekilde eğer yani namaz vaktiyse ise çalar bekleriz. Bir. İkinciye bir daha çalar bekleriz. İki. Üçüncüye çalarız yine bekleriz. Kapı açılırsa yan tarafta olmak şartıyla dururuz yanımız. Çünkü kapıyı açan buyurun hoş geldiniz der. Hazırlıklı bir hal olur. Ama direkt kapıya yönelik olur. içeri görecek şekilde böyle yüz yüze olacak olursak bu da bir uslupsuzluktur. Evet. Dolayısıyla uslup İnsan Allah arasındaki e, nitelikli bir ilişki, uslub insan insan arasında nitelikli bir ilişki, uslub insan ve çevre, hayvan, toplum. bitki, toplum arasında nitelikli bir ilişkinin adıdır. Dolayısıyla uslubun kuralını Kur'an ve sünnet koymuştur. Evet. Ben Müslümanım diyen bir kimse, ben Müslümanım diyen bir kimse bu anlamda, nasıl davranacağını, nasıl konuşacağını, nasıl hükmedeceğini, nasıl yöneteceğini, tüm bunları Resulullah olsaydı böyle nasıl davranırdı diye bu soruyu sorarak gücü yettiği oranda evet. bir davranış, bir uslu ortaya koyması gerekir. Dolayısıyla İslam insanı serbest bırakmamıştır. Bir makineden çıkan bir ürün gibi hadi istediğini git gör, yap ne istersen ya da bir başka deyimle hani hayvanlarda bir koruma güdüsü vardır. Evet. Anne hayvan yavruyu doğurunca, büyüyünceye kadar onu korur, besler. Bu şekilde şey yapar. Hayatını sürdürür. Ama belli bir yaşa geldikten sonra artık o aileden o hayvan kopar. Bir yabancı gibi bu anlamda olur. Ve istediği gibi davranır. Ama insan türü öyle değil. Allah anneye babaya bir sorumluluk yüklemiştir. Öğretmene imama bir sorumluluk yüklemiştir. Devlete bir sorumluluk yüklemiştir. Dolayısıyla bu anlamda bu sorumluluk çerçevesinde insan, toplum, ülke bir tablo ortaya koyacak. Aksi takdirde adı ister sanatçı olsun, ister akademisyen olsun, ister siyasi olsun, ister başka bir şey olsun hakaret etme özelliği insani değildir. Evet. Yani şöyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Biliyorsun Millet Meclisi'nde bir önerge verdiler. Cumhurbaşkanına hakaret etmek serbest bırakılsın diye. Evet. Ceza e, almaktan çıkarılsın diye. Ne demek yani bir insan, iki ayaklı bir varlık insani olmayan bir davranış biçimini, hakareti nasıl bir özgürlük kapsamına alalım? Bir başkasını aşağılamak, ötekileştirmek, kutuplaştırmak, kutuplaştırmak nefret dilini yaygınlaştırmak, yani sevgisizliği egemen kılmak. Yani bir insan bunu nasıl olmasını ister? Hele hele bir Müslüman bir başkasının hakaretin serbest olmasını nasıl talep edebilir? Ve bunu nasıl kullanabilir? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani insanın aklı duruyor burada. Evet. Yani yani aklın artık rafa kalktığını gösteriyor bu. Yani bir başkasına hakareti biz normal kabul edelim, yasal kabul edelim ve isteyen istediğini hakarette bulunsun nasıl yaşayacak toplum bir arada zaten o zaman İntihar etmek de serbest olsun İnsan öldürmek de serbest olsun yani, özgürlük olsun yani, yani böyle madem, bir şey olabilir evet. mi böyle olunca da zaten o toplumda anarşi olacak anarşi olacak kaos olacak kaos olacak niyetlerinde gösteri yapacak suçlar artacak evet. yani insan mutsuz olacak evet. hakaret serbest olursa herkes gücü yeten gücüne hakaret ortaya koyacak ki bu asla kabul edilecek bir şey değildir evet. yani dolayısıyla e, e, uslubu insana din kazandırır. Altını çiziyorum. Evet. Din kazandırır. Hani geçen bir televizyon programında, e, bir yarışma programında bir kadına bir soru soruluyor. Evet. O neydi? İşte 1980 yılında bir ülkede, aşağıdaki ülkelerden bir tanesinde, 1980 yılında yetim, kimsesiz, anne evet. baba ayrılmış ve alkolik olan, ebeveynlerin çocuklarının bazıları para ile Satılıyor. satılmıştır. Evet. Ve satılan bu çocuklar çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır. Yani köle ticareti Evet. Köle, modern köle ticareti. Aşağıda ülke, ülkeler işte hangisi? İsviçre, Danimarka, Almanya, Fransa. Diyelim. Evet. Dört tane de böyle batılı şey var. O kadın yarışmacı bakıyor. Aa diyor ya. Hani Orta Doğu ülkelerini saysaydınız, sıralasaydınız Bir tahminde bulunabilirdin. Bunu anlardım ben. Ama batılı ülkelerde olmaz ki bu diyor yani. Hiç yakıştıramadım. Diyor, Hiç yakıştıramadım diyor. <laughs> diyor. Ve diyor ki peki ben ve İsviçre'yi çok severim diye üstelik bir de evet. İsviçre çok medeni bir İngiltere evet. sallıyor. <laughs> yani. Peki çekiliyor ama şey ne ortada çıkan? İsviçre. Evet. 1980 yılında kimsesiz, yetim, anne baba ayrılmış, ebeveyni alkolik olanlar, çocuklar parayla satılıyor ve çiftliklerde zorla çalıştırılıyor. Evet. Bu şiddetin kaynağıdır. Peki bu şiddet kaynağını nereden alıyor? İnançsızlıktan. İnançsızlıktan vicdan yok, merhamet yok. İyilik yok. Yani adam merhamet olursa ne kazanacak? Sorsan ona. Ahirete inanmıyorsa, Allah'a kitaba inanmıyorsa merhamet edince ne olacak yani? Ne kazanıyor ki? Ancak efir harcıyor. Evet. Yani dolayısıyla merhamet etmez. Zevkini çıkarır, tadını çıkarır, işkence ederek bunu yapar. O çocukların o çocukların anne babalarının baştan okşayacak yaşta olan o çocuklar öylesine köle gibi satılır. İşte burada hakaretin Nefret dilinin ortadan kalkması için dine ihtiyaç vardır, İslam'a ihtiyaç vardır. Evet. Ama öğretilen bir İslam'a ihtiyaç vardır. Yine bizim kodlarımızda biliyorsunuz, adam bir tanesi, ben bir nasihat almak istiyorum. Yani daha iyi bir insan olma noktasında, daha iyi bir Müslüman olma noktasında bir nasihat almak istiyorum, bana bir e, tavsiyede bulunur musunuz diye soruyor. Diyorlar ki filan şehre git, filan bir adam var. O iyi bir insan, alim, aydın, münevver bir insan. Evet. Sana tavsiyede bulunur diyor. Biniyor arabasına, gidiyor. Nerede diyor işte sahilin kenarında o. Şu an kuşluk vakti, duha namazı kılar o diyorlar. Gidiyor cidden sahilin kenarında işte adam fecadesini sermiş. Kuşluk namazı kılıyor. Tabi belli bir mesafede bekliyor. Namazını bitirsin, ee, işte nasihat isteyecek, niye geldiğini söyleyecek. O adam namazını kılıp ellerini kalıp dua ederken "Allah'ım, diyor yani kılleti taam, kılleti menam, kılleti kelam." diyor. Evet. Yani çok konuşmaktan, çok uyumaktan, Az yemekten. çok yemekten sana sığınırım. Bana konuşmanın da azını, uykunun da azını, yemeğin de azını ver." diyor. Bir ölçü istiyor Allah'tan. Evet. Yani ölçülü konuşmayı gılletli kelam ölçülü konuşmayı Allah'tan talep ediyor. Dolayısıyla bir Müslüman elektriği boşa harcaması israftır. Doğru. Suyu boşa akıtması israftır. Doğru. Parasını sağlık kullanmaması israftır. Doğru. Zaman israftır. Doğru. Yani dil de eğer yerli yerine kullanılmıyorsa bu, evet, da bu da israftır. Bu da günahtır. Bundan dolayı yani İslam insani yaşam, birlikte yaşam, yani dini inancı ne olursa olsun barış içerisinde yaşama noktasında ilkeler ortaya koymuştur. Ve burada da sevgi dilini, muhabbeti, nezaketi ortaya koymuştur. Ve böylece bir dünya oluşmuştur. Yaşanılabilir bir dünya oluşturmuştur. Hani Medine Sözleşmesi'ne baktığımızda biz bunu görüyoruz. Mekke'nin fethine baktığımızda bunu görüyoruz. müthiş bir sevgi dilinin Mekke'nin fethi sonrası ortaya çıktığını görüyoruz. Ki o güne kadar o Mekkeliler Medine'li Müslümanları öldürmek ve imha etmek için tüm yolları denemişler. O Ensar'ın mallarına, mülklerine el koymuşlar. Bağlana bahçelerine el koymuşlar. Her şeyini ellerinden almışlar. Ama daha sonra yurtlarından edinen, sürünen, sürülen, malların el konulan o insanlar, Hazreti Peygamber başta olmak üzere gelip Mekke'yi fethediyorlar. Evet. Peki sonuçta o Mekkeliler Hani kendi o müşriklerin bir dili var ya, şiddet dili. Buldukları Müslümanı öldürüyorlar, işkence evet. ediyorlardı. diyorlardı. Eyvah dediler. Şimdi güç Hazreti Peygamber eline geçti. Acaba bize ne yapacak? Ve onlar dediler hatta, şimdi bize ne olacak diye sordular Hazreti Peygamber'e Mekke'nin fethinde. Dedi ki, size hiçbir şey olmayacak. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, hadi serbestsiniz, gidin. Yani fitne çıkarmamak şartıyla, o insanı, düzeni, sistemi bozmamak, ilişki bozmamak adına hadi gidin, serbestsiniz. İşte İslam, din, böylesine nitelikli bir insan, yani intikam duygusunu e, taşımayan, eğer muhatabı iyi olacaksa, iyiliği onun önüne seren ve o davranışı muhatabına veren bir din, İslam. Asla nefreti öne çıkaran bir şey değil şu olabilir mi? Ha nefretsiz insan olur. Nefretin tabii sevgi ve nefreti bir insan e, bu boyutta nefreti şöyle tanımlamalı. Nefret kötüye karşı olur. Haksızlığa karşı. Haksızlığa karşı. Zulme olur. karşı. Zulme karşı. Cehalete karşı. Cehalete karşı. Karşı. karşı olur. Tamam burada da nefret insanı bir durumdur. Çünkü birisi birine zulme diyorsa o zulmeden nefret etmek evet. ahlaklı, adaletli bir insanın yani zulme seyirci kalmamak. Evet. Küfrarızda küfürdür noktasından süküt ikrardır noktasından bir Müslüman da zulme, iffetsizliğe, ahlaksızlığa, adaletsizliğe, gayri insani ilişkilere karşı sessiz kalamaz. Ki bu konuda hadis şerif eğer sizden biriniz bir kötülük gördüğünüz zaman gücünüz yetiyorsa elinize düzeltiniz. Evet. Eğer buna gücünüz yetmiyorsa dilinize düzeltiniz. Eğer buna da gücünüz yetmiyorsa kalbinize buzdedin dedin ki bu da imanın en zayıf noktasıdır diye. Öyleyse burada biz nefreti ancak kötülüklerin kötülüğe yönelik, kötülüğe yönelik ve o kötülüğün ortadan kalkması noktasında kullanabiliriz. Yine hakaret dili kullanmayız. Yine hakaret kullanılmaz. Evet. Evet, evet. evet hocam. Ee, Uslu bu çok güzel. Allah razı olsun. Güzel örnekler açıkladınız. Nezaket dili. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin e, ahlaki özelliklerinden sonraki ön plan çıkan en önemli özelliği de nezaketli bir dil kullanmasıydı. Yani çocuklardan tutun en yaşlı insana kadar bir tebessüm dili olması, onları kırmaması, incitmemesi, konuşmalarında cümleler arasında şefkat ve merhametin olmuş olduğu bir dil kullanıyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta ve hatta e, İslam'a girmiş e, genç sahabelerin, anne babalarının kendi tutumlarına karşı davranışlarında da onlara karşı da nezaketli bir dil kullanmasını istiyordu. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Hazreti İbrahim'e hitaben e, onun babası, babası konuşmasın da ya ebeti, ey babacığım kelimesini kullanıyor. Yani nezaket dili e, aslında günümüzdeki problemlerin çözülmesindeki en önemli ilk adım diyebiliriz. E, bu bağlamda nezaket diliyle ilgili e, ailelerimize e, veyahut toplumun her kesimine neler söyleyebilirsiniz hocam? Tabi nezaket e, sevgi diliyle birlikte e, ortaya çıkıyor Hakaretin tam zıddı olarak e, karşımıza geliyor Dolayısıyla nezaket bir davranış biçimi olarak Yani nezaket dilde nezaket, bakışta nezaket, konuşmada nezaket, giyimde nezaket, hal ve harekette nezaket ve ikili ilişkilerde nezaket olarak değerlendirebiliriz. Ama nezih bir insan, nezaketli bir insan dediğimizde tüm bunların hepsini de kapsayan bir e, sonuç ortaya çıkarır nezaket evet. dili. Aslında bizim yani İslam, e, İslam'ın bize öğrettiği şey, ilk kelime ya da ilk cümle daha doğrusu ya da ilk ayet e, duayla birlikte şudur. Yani bir kimse güne başlarken sabah işine giderken başka bir tablo ortaya koyarken evuzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim der. Evet. Nezaketi bu cümlede yüklenir kişi. Nezaketi. Nezih olmayan, nezaketli olmayan o şeytan var ya, kötü söz söyleyen, yalan söz söyleyen, insanları aldatan o şeytanın şerrinden ve iki ayaklı şeytanların şerrinden nezaketli, güler yüzlü Yalan söyleyen insanların ve şeytanın şerrinden sana sığınırım diyor. Evet. Birinci bölümde. İkinci bölümde de nezaketin müthiş iki kavramı burada ortaya çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın Allah adıyla. adıyla. Burada rahim nedir? Muhatabına yumuşak davranmak. Evet. Ona yardım etmek, ihtiyacını gidermek, sıkıntısını gidermek. Bu şekilde bir davranış ortaya koymak. Rahman nedir? o da aynısıdır. Muhatabına iyi davranmak, güler yüz söz söylemek, merhametli olmak, müşfik olmak, şefaat ehli olmak bu şekilde davranmaktır. Ha burada Rahman dünyada e, tüm insanlara karşı Allah adil bir davranış ortaya koyar. Yahudidir, Budistir, Hristiyandır ve benzeri neyse kim olursa olsun yeryüzü imkanlarının aynı şekilde istifade etmeler için onlara imkan hazırlar. Yani nezaketli davranır. Evet. Peki rahim ise ya ahirette yalnız müminlere dünyadayken Allah'a itaat eden, Resulüne itaat eden ve İslami bir çerçevede yaşayan, yaşamaya gayret gösteren insanlara, iman ehline ahirette Rabbimizin nezaketli, merhametli davranmasıdır. Öyleyse bizim güne başlama kodumuzda ya da Kur'an'ın ilk ayetinde Fatiha evet. suresinin ilk ayetinde ve Eûz Besmele ile beraber baktığımızda Bizim hayata açılan penceremiz, kapımız. Evet. Ağzımızdan çıkan ilk sözümüz Evvel billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da şudur. Ey Allah'ım. Kötü insanların, aldatan kimselerin, yalan söyleyenlerin, yaldızlı söz söyleyip insanları kandıran insanların ve şeytanın şerrine sana sığınırım. Ben bunlar gibi olmak istemiyorum. Bunların e, oyunundan da beni koru. Hemen arkasında sen Rahmansın, Rahimsin, nezaketli bir rapsın, Allah'sın, merhamet edersin bize. Senin adınla ben de güne başlıyorum. Ben de merhamet ehli olacağım. Ben de insanlara acıyacağım, onlara tebessüm edeceğim ve onlara e, faydalı bir tablo ortaya koyacağım diye aslında Evzu Besmele bir mümine nasıl nezaket ehli olacağını, nasıl nezih bir insan olacağını, nezih bir ortam oluşturacağı noktasında bu şekilde bir duruş ortaya koyar. Nezaketin öğrenileceği insan Hazreti Peygamberdir Sallallahu ve Sellem. Nezaketin öğrenileceği kimse? Üsve-i hasenesi modeli Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dır. Evet. Şöyle bir örnek anlatılır biliyorsunuz merhamet noktasında Nezaket noktasında. Hz. Peygamber Aleyhisselam bir gün birden birine geçerken yolun kenarına oturmuş bir çocuk ağlıyor. Çocuk kaç yaşında? 7 evet. Yedi yaşında diyelim. Soruyu yanına gidiyor. Niçin ağlıyorsun? Diyor ki kuşum öldü. Öyle mi? Evet kuşum öldü diyor. Onun için ağlıyorum. Ha, ya işte sana bir kuş alırız ya da onu teselli etme noktasında orada bir takım sözler söylüyor ve arkasından soruyor. Diyor ki sizin eviniz nerede diyor. Çocuk evlerini işaret ediyor işte. Şurada evimiz diyor. Peki. O hafta içerisinde bir gün o kapı çalınıyor. Kapıyı çalan Hz. Peygamber Aleyhisselam. Buyur ey Allah'ın Resulü. Şaşırıyor tabi aile. Buyur ey Allah'ın Resulü. Deyince diyor ki filan, filan çocuk burada mı oturuyor? Evet ben annesiyim ya babasıyım. Peki diyor içeri giriyor. Hayırdır? Baş sağlığına geldim. Taziyeye geldim diyor. Ne demek? Çocuğunuzun kuşu ölmüştü. O da çok üzüntülüydü. Üzülüyordu, ağlıyordu. Dolayısıyla ben çocuğunuza teselli vermek işte hani yine alırsın taziye niteliğinde bir e, iş için buraya geldim diyor. Şimdi Allah aşkına hangi devlet başkanı hangi yönetici yeryüzünde tarihten bugüne kadar öyle söyleyelim. Yani Hazreti Peygamber'i takip etmeyen Hangi bürokrat, hangi siyasi, hangi filan, hangi filan, böylesi bir nezaketli duruş insanı bir duruş ortaya koymuştur. Kuşu ölen bir çocuğun evine ziyarete gitmek, başsağlığına gitmek, teselli vermek için gitmek, hangi inançta vardır? İşte bu İslam'dadır. Evet. Dolayısıyla nezaket dili bir Müslümanın özelliğidir, bir Müslümanın özelliğidir. Yani dışarıdan ee, birisi bize baktığı zaman toplum içerisinde bu toplumda hangi insan dindardır diye sorduklarında işte şu diyebilmesi için o şekilde bir karakteri ve davranış biçimine sahip olmamız gerekiyor. Bir Müslüman, bir dindar insanın. Nezih olmayan, hatta o bir hadis-i yok mu konuda? Mümin o kimsedir ki elinden ve dilinden yani zararından emin olunan kimseye verilen isimdir mümin. Evet. O kimse mümindir. Dilinden elinden başka bir şekilde her şeyden zarar gelmeyen insanlara güven veren nezaketli bir insana verilen isimdir mümin ismi. Bu çerçeveden hareketle nezaket, evet bizim ee, yani inancımızın bize sunduğu, bizden istediği talep ettiği birer vasıftır, özelliktir. Bu çerçevede Adı ister sanatçı olsun, ister şair olsun, ister gazeteci yazar olsun, isterse siyasi olsun. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Hiç kimsenin, hele hele bir de bunları kalkan yaparak fikir özgürlüğü, hakaretin, imha etmenin, yok etmenin fikir özgürlüğü olur mu? Muhatabını yok etme noktasında saldırıda bulunacaksın ve bunu fikir özgürlüğü adı altına kullanmak isteyeceksin. Bu gayri insani bir durumdur hele dediğimiz gibi yani millet meclisine yasa çıkması adına Cumhurbaşkanı'na hakareti serbest bırakalım demek yani burada cümlelerin, kelimelerin iflas ettiğini demek yani ettiğini söylemektir. Bu anlamda bunlar asla e, İslami ve insani olamaz. Toplumda nefreti artırmaktan, şiddeti artırmaktan başka da bir rol üstlenemez. Dolayısıyla e, nefret, e, ve şiddet dili, nefret şiddet dili, uslupsuzluk bir başka boyutla bu toplumu birbirine karşı olumsuzlayacak, efendim çatışmalara yol açacak, milli güvenliği tehdit edecek bir boyut olarak karşımıza çıkar. Bundan kesinlikle kaçınmak lazım. Hani o fuzuliye ya da anonim olduğu söylenen cah diploma cahilliği örter ama ee, eşeklik baki kalır diye bir cümle evet. var, bir şiir var, bir dize var yani. Evet. Dolayısıyla e, nezaketin kullanıldığı bir dünya ha diploması var, gazeteci olabilir, siyasetçi olabilir, akademisyen olabilir, başka bir şey olabilir. Muhataplarına saygı duymayan bir dil, evet o dilin diploması olabilir, ya ama... o cahilliği örtebilir ama eşekliği baki kalır ki, bir Müslüman kesinlikle bu halden uzak durmak zorundadır. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet değerli TV izleyicileri bir düşünecek senede programın sonuna gelirken şunu söyleyelim. Uslub ve nezaket, uslubu beyan aynı ile insan. insanın uslubu ne olursa o kişiliğini ifade eden sözleridir. Bizler de bu toplumda ahlakın egemen olmasını istiyorsak çocuklarımıza ve bizden sonraki gelecek nesillerimize huzuru, ahlakı, barışı teslim etmek istiyorsak uslubumuza ve nezaketimize dikkat edelim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Bir sonraki Düşüneksinde programında görüşmek dileğiyle.